Gazeteci yazar ve televizyon programcısı Hüseyin Çetiner'in İstanbul Times TV'de hazırlayıp sunduğu gündem programının stüdyo konuğu, nöroloji uzmanı Profesör Doktor Aytaç Yiğitoğlu. İşte o söyleşi. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugünkü konuğum Avrasya Hastanesi Gazi Osmanpaşa Küçükköy yerleşkesinde Profesör Doktor Aytaç Yiğit hocam olacak. Bizim Aytaç hocama birkaç sorumuz olacak, hocam cevaplayacak. Hocam öncelikle biz sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz efendim? Ben 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2 yıllık mecburi hizmetimden sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda nöroloji uzmanlık eğitimine başladım. Bütün akademik kariyerim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda oldu. İşte 3 yıl önce emekli oldum. Şimdi de bir kısa bir aradan sonra Avrasya Hastanesi'nde göreve başladım. Peki hocam, Avrasya 18 Temmuz'da hasta kabinine başladı. Resmi açıklar sonra yapılacak. Biz daha önce birçok kez binayı gezdik. Siz de tecrübeleri belirtirseniz. Binanın fiziki yapısını ve nasıl buluyorsunuz Avrasya Kopu? Yeni bina çok iyi düzenlenmiş. Hemen hemen bütün imkanları, tıbbi imkanları hazır gibi görünüyor. Herhalde eksikler de zaman içinde tamamlanacaktır. İyi bir hizmet vereceğini umuyorum burada. Peki hocam, sizin özellikle üzerinde çalıştığınız epilepsi hastalığıyla ilgili sorum olacak. Belirtileri nedir? Hastalar neye dikkat etmeli? Bize bilgi verebilir misiniz epilepsiyle alakalı? Evet, epilepsi nöroloji pratiğinde en sık gördüğümüz kronik hastalıklardan biri. Çok çeşitli sebepleri var. Fakat ortak yönü, bütün hastaların ortak yönü hastalığın belirtilerinin nöbetler halinde gelmesi. Yani kısa süreli, gelip geçici belirtiler oluyor, bitiyor. Hasta nöbetten önceki haline aynen geri dönebiliyor kısa bir süre içinde. Fakat belirsiz bir süre sonra aynı belirtiler tekrar ortaya çıkabiliyor. Epilepsi böyle tanımlayabiliriz. Beyinde meydana gelen bazı anormal elektriksel faaliyetlerin sonucunda olduğunu düşündüğümüz, gösterdiğimiz bir şey. Çok çeşitli sebepleri olabiliyor. Önemli bir kısmının da sebebini hala bilmiyoruz. Muhtemelen genetik sebepler suçlanıyor bu konuda. Dediğim gibi sık rastlanan bir hastalık. Eskiden kaynaklanan inanışlara göre kötü seyirli olduğu yönünde bir endişe var. Aslında öyle değil. Epilepsi hastalarının önemli bir kısmı, en az üçte biri, birkaç yıllık bir süreden sonra ilaç bile kullanmadan tamamen düzelmiş olabiliyorlar. Tam bir şifayla sonuçlanabiliyor. Bir kısmı uygun ilaç kullanmak kaydıyla bir daha hiç nöbet geçirmeden herkes gibi yaşamaya devam edebiliyor. Bir kısmı ise maalesef, ki o da üçte bir kadar oluyor, altta yatan sebebin ciddi olması sebebiyle sonucunda diyelim, ilaçsız olamadığı gibi ilaçla da nöbet geçirmeye devam edebiliyor. İşte bu hastalar için oldukça önemli bir mesaimizi alıyor. Bunların tedavisi, çeşitli seçenekleri gündeme getirebiliyoruz. En çok ilaç kullanıyoruz. Ama bazı vakalarda ameliyatlar da, epilepsi ameliyatları da çok etkili sonuçlar verebiliyor. Peki hocam, bay, bayan, çocuğu kimlerde olabiliyor? Nasıl farkına varıyorlar? Eskiden bildiğimiz bilgilere göre çocukluk çağında başlaması epilepsinin sık görülen bir şey. Fakat insan ömrünün uzaması ve beyin hastalıklarının da bu ileri yaşta oldukça sık görülmeye başlamasıyla ileri yaşta başlayan epilepsiler de oldukça önemli bir yer tutmaya
başladı. Ama dediğim gibi genellikle çocukluk çağında başlar. Çocukluk çağında başlayan epilepsilerin önemli bir kısmı ise belli bir yaşa geldiğinde, ki bu genellikle ergenlik yaşı civarıdır, kendiliğinden düzelir. Hiçbir iz bırakmadan geçer. Çocukluk çağında ortaya çıkan olaylardan bir tanesi özel bir yer tutar. Buna halk arasında havale denir. Ateşli havale diyebiliriz. Yani yüksek ateşle seyreden bazı hastalıklar sırasında ortaya çıkabilen epilepsi nöbetleridir bunlar. Fakat bu havaleler hakkında da olumsuz görüşler vardır halk arasında, yaygın olarak kötü seyirli olabileceğine dair. Aslında öyle değildir. Bu ateşli havaleler son derece iyi seyirli olaylardır. Belli bir yaştan sonra, mesela 3-5 yaşından sonra aşağı yukarı bir daha tekrarlamaz. Genellikle basit havaleler hiçbir iz bırakmadan geçer. Çocuklar herkes gibi sağlıklı bireyler olarak büyüyebilirler. Peki hocam, havale ve nöbet sırasında kendilerine ve çevreye zararları, olumsuzluklar olabiliyor mu? Aslında? Evet, bu çok önemli bir konu. Aslında epilepsi nöbetleri genellikle en fazla 1-2 dakika içinde kendiliğinden durur. Herhangi bir müdahale gerekmez nöbeti durdurmak için çoğunlukla. Nadiren kendi kendine duramayan nöbetlerde durdurmak için müdahale etmek gerekebilir. Ama bu da ancak tıbbi bir müdahaledir. Yani ilaçla durdurulabilir. Dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale, bir fiziksel müdahale epilepsi nöbetini durdurmakta etkili değildir. Hiçbir şey bir faydası olmaz. Sadece nöbet sırasında bilinç kaybı da olduğu için ve bazen aşırı kasılmalar olabileceği için bu sebeple kişinin kendisine kazara zarar vermesi söz konusu olabilir. Bunu önlemek için de ancak çevresindeki zararlı olabilecek şeyleri uzaklaştırmak bir şeydir. Ne gibi mesela? İşte ateşe yakın bir yerdeyse, mesela sobaya yakın bir yerdeyse uzağa çekmek, bir cama yakın bir yerdeyse oradan uzaklaştırmak gibi. Mesela kafasını yere vurmasın diye en azından eliyle şöyle altından tutabilmek bile çok yeterli bir fayda sağlayacaktır. Çünkü nöbetin kendi kendine durması söz konusudur. Bazı müdahaleler var halk arasında çok yapılan, mesela işte boğulmasın diye dilini tutup çekmeye çalışmak. Bunların hiçbir faydası yoktur. Çünkü nöbet sırasında, büyük epilepsi nöbeti sırasında hasta zaten nefes almaz. Ağzını açsanız da, dilini çıkarsanız da nefes almayacaktır. Çünkü beyinden kaynaklı olarak solunum durmuştur. Nöbet bitince de kendiliğinden solunum geri gelir. Dolayısıyla ağzın açık veya kapalı olmasının hiçbir önemi yoktur. Bu tür müdahaleler fayda sağlamaz. Tersine bazen sert cisimlerle ağzını açmaya çalışırlar. Böylece dişler kırılabilir. Bu da kalıcı zarar verilmiş olur. Dolayısıyla bu tür zararlı müdahalelerden kaçınmak gerekir. Bu önemli bir bilgi. Peki hocam, son olarak şunu sorayım. Epilepsi hastası olanların yakınları ve kendilerine neler öneriyorsunuz? Ne yapmaları lazım? Tabii ilk başlarda ilk nöbeti gören kişiye söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü korkutucu bir manzarayla karşı karşıyadır. Genellikle ne yapacağını bilmez. Ama ona tanık olduktan sonra hekimin karşısına gelip bilgi almak isteyen kişilere söyleyeceğimiz şeyler az önce söylediğimlerimin tekrarı olacaktır. Yani bunlar gelip geçici, kısa süreli olaylardır. Kalıcı bir zarar bırakmaz kişinin üzerinde, nöbet geçiren kişinin üzerinde. Söylediğim şekilde kazara yaralanmasına yol açabilecek şeylerden korumaya çalışmak, tedbir almak önemli olur eğer hemen yakınında bulunabiliyorlarsa. Onun dışında zararlı olabilecek müdahalelerden kaçınmalarını önermemiz gerekir. Eksik bilgilerini hastanın hekimine, genellikle bir nöroloji uzmanı olan bir hekime danışarak tamamlamaları gerektiğini söyleyebilirim.